Bu parçada bırakmak sözcü aşağıdaki anlamlardan hangisine karşılık gelecek şekilde kullanılmamıştır. Eldeki bir şeyi bir yere koymak, unutmak, saklamak, arttırmak, bir işi başka bir zamana ertelemek, bir işin yapılmasını, sorumluluğunu başkasına vermek. İstanbul'a gitmeyi haftaya bırakıp yeni iş üzerinde yoğunlaşmaya başladık. Haftaya bırakıyorsa bu işi erteledi. Dolayısıyla Denizli şıkkını eliyoruz. Ertelediğimiz tatil işini Selma'ya bırakmış, odalarımıza çekilmiştik. Tatil işini yani bir işin yapılmasını ve sorumluluğunu başkasına vermek değil mi? Selma'ya bırakmak tatil işini. Dolayısıyla E şıkkında eliyoruz. geç saatlere kadar çalıştıktan sonra dosyaları müdürün odasına bıraktık. Müdürün odasında bırakmak değil mi? Eldeki bir şeyi bir yere koymak. Tamam, A şıkkını da eliyoruz. Acaba ben dosyalarımı nereye bıraktım?" diyen Selma'nın sesi hepimizi korkutmuştu. "Dosyalarımı nerede unuttum?" demek istiyor. Bursa şıkkını da eliyoruz. Cevabımız C şıkkı. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi Yanlış kullanılmıştır. Gereğinde bir konuya yeniden dönebilme imkanı bırakmak, kesip atmamak istiyorsan açık kapı bıraktın demektir. Kesip atmamak, açık kapı bırakmak, olabilme ihtimalle düşünmek demek doğru. Anlatılan herhangi bir olaya tüm dikkatini vermişsen can ile dinlemişsin demektir. Tüm dikkatini vermek, can kulağıyla dinlemek doğru. Eğer bir olay birdenbire yaşanmışsa damdan düşer gibi demenin yeridir. Birdenbire bir şeyin olması damdan düşer gibi olmak doğru. Savurgan olan, para biriktiremeyen kişiler için de cebinde akrep var deriz. Cebinde akrep var demek arkadaşlar, para harcamayan ve cimri kimseler için kullanılan bir deyimdir. Dolayısıyla cevabım Denizli şıkkı. Eğer anlatacağım bir hikayenin ya da olayın çok fazla ayrıntısı varsa uzun hikayeler geçeriz. Kesinlikle bu da doğru. Cevabımız Denizli şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duyular arası aktarma yapılmamıştır? Kadife gibi sesiyle hepimizi büyüledi. Kadife olmasını dokunma duyusuyla anlarız, sesi işitme duyumuzla anlarız. Dokunma duyusu, işitme duyusu arasında bir aktarma söz konusu. Dolayısıyla A eliyoruz. Çocuğun tatlı bakışları içimizi ısıttı derken bakış ifadesini görme duyumuzla, tatlı ifadesini tatma duyumuzla anlarız. Dolayısıyla Görme duyusu ve tatma duyusu birbirine aktarıldığı için Bursa şıkkında eliyoruz. Bu tür resimlerde sıcak renkler kullanmalısın derken renk sözcüğünü görme duyumuzla, sıcak ifadesini e, dokunma duyumuzla anlarız. Dolayısıyla görme ve dokunma duyusu birbirine aktarıldığı için C şıkkında eleriz. Yanardağ'ın ağzındaki kara bulutlar hepimizi endişelendirdi derken arkadaşlar kara bulut herhangi bir şey yok burada. Dolayısıyla cevabım denizli şıkkı. Sokaktan gelen acı fren sesi hepimizi ürperti derken acı ifadesini tatma duyumuzla, fren sesi ifadesini işitme duyumuzla anlarız. Dolayısıyla burada tatma ve işitme duyuları birbirine aktarıldı. Bunu da eliyoruz. Cevabımız denizli şıkkı. Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? Günlük hayatımızda gerçekleşmesinden endişelendiğimiz birçok olumsuz durum vardır. Ya arkadaşımlardan bozulursa, ya iş bulamazsam, ya sınavda başarılı olamazsam, ya istediğim evi alamazsam vesaire. Aslında hepimiz içten içebiliriz ki bunların çoğunun kuruntu olduğunu. Ama bazen öyle bir saplanırız ki o düşünceye, denizde olduğunu bilmeyen balık gibi kuruntuları hapsolduğumuzu bilemeyiz. Kuruntu demek arkadaşlar. Gereksiz endişe demek. Şöyle endişe diyebiliriz. Gereksiz tasalanma demek. Şöyle gereksiz tasalanma. mı? bakın hepsinin başında gereksiz var. Ve evham yapma gibi anlamlara gelir. Şimdi bakıyoruz. O devrin son derece şüpheci atmosferi içinde hayatından korkarak kaçmıştı. Eliyoruz. Böyle bir şey yok. Yanlış ve yersiz düşüncelerle çevresindekileri olumsuz etkilemeye devam ediyordu. Yanlış ve yersiz düşünce eşittir kuruntu. Dolayısıyla cevabım B şıkkı. En kuşkulu insanlar çoğu zaman en kötü niyetler arasından çıkar. Kuşku değil bu. Endişe etme. Bunu da ediyoruz. Düşündüm ki başka bir yerde çalışmaya başlarsam belki kıymete binerim. Bunu da ediyoruz. Siz sağlam bir vücutta mutlaka vahim bir illet bulmak hevesine düşmüşsünüz. Bunu da ediyoruz. Cevabımız Bursa şıkkı. Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Okuyucuyu sanatla zorunluluğun bir araya gelemeyeceği yönünde gündüzün geceyle bir araya gelememesi teşbihiyle özgürlüğe hazırlayan Vasily Kandinsky kendisini takip etmeyi ve kuramına saygıyı ziyadesiyle hak eden bir demir leblebi bırakmış alanına diyor arkadaşlar. Yani aslında demir leblebi güç zor bir şey bırakmış demek istiyor. Bakalım alanında öncü hayır hayranlık uyandıran alakası yok. Benzeri nadir bulunan, hayır eşsizlikle alakalı bir şey de yok. Taklidi imkansız olan taklitten de bahsetmiyor. Başarılması zor iş olan değil mi demir leblebi dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Kabul etmek gerekir ki bir 80'ler gerçeği var bu ülkenin. Hatta biraz genelleyerek dünya ölçeğinde bir çeşit 80'ler büyüsünden ya da 80'lerin büyülü atmosferinden bahsedebiliriz. Atmosfer arkadaşlar içinde bulunulan ve etkisinde kalınan ortam. Doğru. Endüstrileşme ve kapitalizmin egemenliği ile beraber 80'lerden sonra amatör yani amatör dediğimiz amatör ruhla toplumsal hayatın güçlü bir er dinamiği olan pek çok unsur gibi futbolda evrilerek ne oldu? Eğlence ve estetik gayenin e, ötesine geçerek sonuç odaklı ve kar amaçlı oynanan bir oyuna bir iş sektörüne dönüştü. Şimdi arkadaşlar amatör burada bir işi para kazanmak amacıyla değil yalnızca oyalanmak için yapmak anlamında kullanıldı. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Dinamik gerçek olduğu kesinleşmiş olan demek diyor yanlış. Dinamik devinim halinde olmak yani etken diyebiliriz. Yani canlı diyebiliriz arkadaşlar. Yani hareketli diyebiliriz. Dolayısıyla şöyle hareketli. Dolayısıyla bu şekilde baktığımızda cevabımız C şıkkı olur. Evrilmek bir biçimden bir biçime doğal olarak dönmek doğru gaye elde edilmesi gereken ulaşılmak istenen şey amaç maksat bu da doğru cevabımız C şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Türkiye'nin en ünlü kadim el sanatlarından biri olan Ebru ya da diğer adıyla Ebri 17. yüzyıldan bu yana icra ediliyor. Eşsiz ve zarif görünümü görenlerde hala nokta 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 uyandırıyor. Görenlerde mutluluk, ilgi, hayranlık, sevgi. Görenlerde sevgi uyandırmak yanlış değil mi? Çok da doğru değil yani Ebru sanatı görenlerde sevgi uyandırıyor olmaz. Mutluluk uyandırıyor. Bu da olmaz. Şimdi ilgi uyandırmak olabilir değil mi arkadaşlar? Hayranlık uyandırmak da olabilir. Heyecan uyandırmak da bir nebze belki olabilir. Bakalım şimdi eledik. Cevabımızı en azından biraz daha şansımızı artırdık. Su üzerine serpiştirilen renkli damlacıklar anlık kararlarla nokta 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 eşi benzeri olmayan sanat eserlerine dönüşüyor. Anlık kararlarla boyayıp eşi benzeri olmayan değil mi? Anlık ıı, kararlarla yazılıp eşi benzeri anlık kararlarla şekillenip Şimdi yazılma değil çünkü Ebru Sanatı'nda yazma yok. Zaten burada e, renkli damlacıkların anlık kararlarla yazılması olamaz. Dolayısıyla C şıkkında eliyoruz. Devam edelim bakalım. Bu tür bir eserde teknik bilgi ve nokta nokta önemi de zorunluluk haline geliyor. Şimdi son e, boşluğa bakıyoruz. A ve D'ye bakacağız. Teknik bilgi ve güzelliğin önemi de zorunluluk haline geliyor. Güzelliğin öneminin zorunluluk haline gelmesi olmadı, uymadı arkadaşlar. Teknik bilgi ve yeteneğin önemi de zorunluluk haline geliyor diyebiliriz. Cevabımız böylelikle Denizli şıkkı. Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ebeveynlerin arkadaşlıkta huy kapma eğilimini vurgu yapmak için sıklıkla kullandığı nokta 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 sözü bilimin doğasının temel kavramlarından gözlem yapmaya güzel bir örnek teşkil ediyor. Atalarımızın olgunlaşma sürecinin biyokimyasal yolculuğu henüz keşfedilmeden önce gözlemleri sonucu ifade ettikleri bu söz gerçekliği küçük bir eksikle de olsa yakalamış. Bakın dikkat edin lütfen. Arkadaşlıkta Huy kapma eğilimine vurgu yapmak. Şimdi bakalım. Armut, karpuz kabuğunu görmeden denize girme. Burada her şeyin uygun zamanlı bekle anlamında kullanıldı. Huy kapma yok, A şıkkını eliyoruz. Armut dalının dibine düşer derken işte çocuk soyundan belli olur. Ya da işte ne derler? Çırak ustayı taklit eder gibi bir anlamda kullanılabilir. Bu yüzden bunu da ediyoruz. Üzüm üzme baka baka kararır. İşte burada arkadaşlıkta huy kapma. Yani birisi yanınızdaysa siz ona benzemeye çalışırsınız. Onun huyunu suyunu alırsınız. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. Ağacın menfisi olunca başını aşağı salar derken burada mütevazlıktan bahsediyor. Hoşgörülükten bahsediyor. Bunu da ediyoruz. Al elmaya taş atan çok olur derken iyi olan şey herkes ister demek istiyor. Bunu da eliyoruz. Cevabımız C şıkkı. Numaralanmış ikinci cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İlk cümleye bakalım. 20 yıl önce gelecekte yaşanacak diye konuşulanları artık çevremizde görmekteyiz. Tamam yani ön öngörülüymüş 20 sene önce konuşulan şeyleri bugün yaşıyoruz diyor. Dünya artan hava sıcakları, yaşanan hayvan göçleri ve nesli tükenen türler, eriyen buzullar, artan su yükseklikleri gibi olaylar her gün haberlere konu oluyor. Arkadaşlar yukarıda 20 sene önce yapılan bir öngörüyü söyledi. Aşağıda da bu öngörüleri ne yaptı? Örneklendirdi değil mi? Örnek verdi. Nelermiş bunlar? Hangi örnekleri verdi? Yaşanan hayvan göçleri, nesli tükenen türler, eriyen buzullar, artan su yükseklikleri gibi olaylar bugün diyor haberlere konu oluyor. Şimdi bakalım birinci cümledeki açıklamaya örnek oluşturmuştur. Kesinlikle cevabım A şıkkı. Birinci cümledeki durumun sebebini vermektedir. Yanlış. Birinci cümlenin sonucunu açıklamaktadır değil. Birinci cümleye koşul ilgisiyle bağlanmaktadır değil. Birinci cümlede yer alan bilgiyi karşılaştırmalı ele almaktadır. Bu da değil. Cevabımız A şıkkı. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Birleştirme yaparken dışarıdan sözcük eklemeyeceğiz ya da iki cümlede geçen sözcüklerde çıkarma yapmayacağız arkadaşlar. Bunlara dikkat. Ankara hafif raylı sisteminin temeli 1992 yılında atılmıştır. Ankaray 4 yıl içinde tamamlanarak 30 Ağustos 1996'da hizmete sunulmuştur. A şıkkına bakıyoruz. 30 Ağustos 1996'da hizmete giren Ankaray e, hafif raylı sisteminin temeli. 1992'de atılmıştır ama burada 4 yıl içinde tamamlanması ifadesini vermediği için A şıkkına eliyoruz. 4 yıl içinde tamamlanarak 30 Ağustos 1996'da hizmete sunulan Ankara hafif raylı sisteminin temeli 1992'de atılmıştır. Cevabın 5 şıkkı hepsi kullanıldı bütün öncüller gördüğünüz gibi. 1992'de temeli atılan Ankara hafif raylı sistemi 4 yılda tamamlanarak hizmete açılmıştır ama burada 30 Ağustos 1996 ifadesi yer almadığı için C şıkkında eliyoruz. 4 yıl içinde tamamlanıp 1996'da hizmete sunulan Ankara hafif raylı sisteminin temeli 1992 yılında atılmıştır. Burada da 30 Ağustos ifadesi olmadığı için Denizli şıkkında eliyoruz. 1992 yılından 1996 yılına kadar çalışmalarını sürdürdüğü Ankara hafif raylı sistemi 4 yılda tamamlanarak hizmete alınmıştır diyor arkadaşlar. Bu da yanlış. Bunu da eliyoruz. Cevabımız Bursa şıkkı. Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Bir yazarı ilk defa okuduğunuz zaman okuduğunuz metni severseniz yazarın sonraki her kitabını sevmeye yönelik yanlış bir tutum içine girebilirsiniz diyor. Yani şunu söylüyor arkadaşlar bir yazarla tanıştınız, yazdığı eseri sevdiniz. Bu diğer bütün kitaplarını seveceğiniz anlamına gelmiyor. Bu tutum çok yanlış diyor. Bakalım. Kitapları beğenilerek okunan yazarların okurlarca daha çok sevildi. Hayır. Popüler yazarların okuyucuları etkileme gücünün olduğu hayır sevilen bir yazarın her kitabının defalarca okunması gerektiği hayır tam tersi bir şey söylüyor. Okurların beğenme ölçütlerinin yazardan yazara değişim gösterdiği değil, yazarın bir eserinden hareketle diğer eserleri hakkında yorum yapmamak gerektiği bundan bahsediyor. Yani bir eseri sevdiniz diye diğer bütün eserleri de seveceksiniz anlamına gelmiyor. Bu yorumu yapmayın diyor. Cevabımız E şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesidir diyor. Gerekçe yani arkadaşlar neden demek istiyor ve burada cümleleri genellikle ama genellikle çünkü bağlacıyla birbirine ne yapabiliyoruz? Bağlayabiliyoruz ve aralarında sebep sonuç ilişkisi kurabiliyoruz. Toplumların ilerleyebilmesi ve mevcut durumları iyileştirebilmesi için eğitim almaları gerekmektedir. Bu konuda var olan gücü daha iyi kullanabilmek, var olmayan ya da iyileştirilmeye çalışılan istendik davranışları elverişli hale getirmek için adımlar atılmaktadır. Neden? Neden adımlar atılmakta? Çünkü toplum meydana getiren bireylerin eğitimi ne kadar kaliteli ise toplum daha iyi inşa edilir. Bu arkadaşlar kendisinden önceki cümlenin gerekçesidir. Cevabım C. Birlik ve beraberliği artıran insanları ortak paydada bir araya getiren değerlere ne kadar önem verilirse toplumun kalkınması da o ölçüde kolay olmaktadır. Değerler eğitimiyle kendisini geliştiren bireyler en nihayetinde ait olduğu toplumu da kalkındırır. Dediğim gibi arkadaşlar gerekçe neden demek? Çünkü bağlacı varsa o cümle bizim için bir gerekçedir. Kendisinden önceki cümlenin gerekçesidir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlamca kesinlik söz konusu değildir. İstasyondan kalkıp vilayet merkezine giden kamyon 2 saat kadar sar, e, sarstıktan sonra beni gideceğim köye ayrılan yolun başında bıraktı. Tamam. İki adım bile atacak halim yoktu. Tamam. Çantamı yanıma koyarak kenarlarından otlar fırlayan bir taşın üstüne oturdum. Tamam. Belki bir saat oturduğum yerde kaldıktan sonra yavaşça ve sallanarak Doğruldum. Buradaki belki arkadaşlar ihtimal anlamı katan bir sözcük. Dolayısıyla bu cümlede kesinlik anlamı yok. Cevabımız denizli şıkkı. Kafamdaki uğultuyu dinlemeye çalıştım. Bunu da ediyoruz. Cevabımız denizli. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede kişisel bir düşünceye yer verilmiştir. Amin Malof'un 1986'da yayımlanan ilk romanı Afrikalı Leo, Samarkand'dan sonra çok merak ettiğim bir kitaptı. Çok merak ettiğim bir kitap ifadesi zaten öznel, kişisel düşünce. Bu yüzden aşıkkını eliyoruz. İkinci cümlede bir hayıflanma söz konusudur. Bakalım Buradaki yazıda da belirttiğim gibi tarih romanlarıyla pek aram olmamasına rağmen Malof'un başarısı beni diğer kitaplarını da okumaya teşvik etmişti. Ancak bu kitapla beraber artık eskisi kadar hevesli olmadığımı söyleyebilirim maalesef diyor. Bu bir hayıflanma arkadaşlar. Hayıflanma kendimizle alakalı geçmişte yapmak isteyip de yapamadığımız şeyler için duyduğumuz pişmanlık hayıflanma. Dolayısıyla burada bir hayıflanma söz konusu bunu da eliyoruz. Üçüncü cümle nesnel bir yargıdır. Bakıyoruz Afrikalı Leo yazarın ilk romanı olmasının etkisiyle olsa gerek edebi açıdan amatör bulduğum bir Eser oldu. Onu amatör bulmak, amatör acemice bulmak, bir şeyi acemice bulmak arkadaşlar e, oznal bir şeydir. Nesnel değildir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Dördüncü cümlede olumsuz eleştiri yapılmıştır. Karakterlerin tutarsızlığı, zaman zaman hızına yetişemediğim olaylar ve aceleye getirilmiş bir son okuma zevkini baltalayan etmenler olarak karşımıza çıkıyor. Olumsuz eleştiri var. Zaten karakterlerin tutarsızlığı ifadesinden bunu anlayabilirsiniz. Denizli Şıkkı'nı da eliyoruz. Beşinci cümlede koşul yani şart anlamı vardır diyor. Bakıyoruz. E, bütün bunları bir kenara bırakır sadece tarih romanı gözüyle bakarsak SSA şart kipi var gördüğünüz gibi. Vasat bir iş olarak değerlendirmek çok da yanlış olmaz sanıyorum. Bakarsak ifadesinden koşul anlamı olduğunu anlayabilirsiniz. Cevabımız C şıkkı. Bu cümlede asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir cümlenin ana düşüncesini soruyor bana. Sanıyor musun ki sormadan bir şey öğrenebilirsin ve sanıyor musun ki susup durmakla bilgisizliğin geçer? Burada arkadaşlar şunu söylüyor. Yani susma, kesinlikle birincisi aktif ol. Yani susma olaylar karşısında. Bu bir. ikincisi soru sor ki e, bilgin artsın. Yani soru sorarak ve susmayarak yani aktif olarak dile getirerek, konuşarak hatta değil mi? Konuşmak, aktif olmak, eyleme dökmek gibi bu ifadelerle diyor bunları yaparak bilgisizliğin geçer, bilgin artar, yeni şeyler öğrenebilirsin demek istiyor. Bakalım Soru sormak ve gerektiğinde dile getirmek yeni şeyler öğrenmenin anahtarıdır. Evet, soru sormak, gerektiğinde dile getirmek, yani aktif olmak, yani konuşmak. E yeni şeyler ya yani bilgisizliğin geçeceğine göre, bilgili olacağına göre yeni şeyler öğrenmiş olursun. Cevabım A şıkkı. İnsan bilgisizliği aşmanın yollarını vakit kaybetmeden bulmalı değil. Bilginin değer kazanması için sorgulama her zaman devam etmelidir. Ya bilginin değer kazanması değil de bilginin ortaya çıkması için deseydi belki olabilirdi. Soru hayatı anlamlandırmanın olmazsa olmazıdır değil. İnsanın kendi gerçeğini keşfetmesi sorduğu sorularla mümkün olur bu da değil. Cevabımız A şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hareketle otizm ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Otizm ile ilgili giderek artan yenilikçi araştırma yöntemleri ve teknolojileriyle gün geçtikçe derinleşen bilimsel bilgi birikimi konunun kimi yönlerine açıklık getiriyor. Henüz bilinmeyen yönlerinin olduğu ifadesi anlamı çıkar mı? Çıkar arkadaşlar. Çünkü neden? Konunun kimi yönlerine açıklık getiriyor demek ki her yönüne açıklık getirmiyor demek ki henüz bilinmeyen yönleri var şıkkını eliyoruz doğru. İkinci cümlede konunun temeline yönelik uzlaşmaların sağlanmadığı diyor. Bakalım fakat otizm riskinin daha çok genetik mi yoksa çevresel kökenli mi olduğu sorusu da e, kimi hususlarda kafa karışıklığına yol açabiliyor. Yani aslında otizmin genetik mi yoksa e, çevresel kökenli bir rahatsızlık mı olduğu konusunda uzlaşmalar yok. Netlik yok. O zaman konunun temeline yönelik uzlaşmaların sağlanamadı. Yani farklı görüşler var. Birlik yok bu anlamda. Bunu da eleyebiliriz. Üçüncü cümlede anlaşılması güç bir rahatsızlık olarak bilindiği. Bakalım. Her şey bir yana eldeki tüm bilgilerden çıkarılabilecek tek ortak sonuç herhalde otizmin son derece karmaşık bir bozukluk olduğu kesinlikle C şıkkında eleyebiliriz. Dördüncü cümlede alınan sonuçların ilgi uyandırdı. Bu büyük bulmacanın çözümüne yönelik bilimsel gelişmeleri izlemek ise oldukça heyecan verici. Tabii ki de öyle ilgi uyandırıyor değil mi? Heyecan ilgi uyandırıyor ki sonuçlar takip ediliyor. Dolayısıyla denizli şıkkını eleyebiliriz. Beşinci cümlede konunun geleceği hakkında umut vadeden çalışmalar yapıldı. Umuyoruz ki önümüzdeki yıllarda bulmacanın daha fazla parçası çözülüp büyük resim daha iyi görünür hale gelir ve Otizmli bireyler ve aileleri için ümit ışığı yakacak yeni tedavi yöntemleri geliştirilebilir. Arkadaşlar burada konunun geleceği hakkında umut vaat eden çalışma yapıldığını söylemiyor. Ancak diyor ki inşallah umut ediyoruz ki e, bu hastalığı yenecek yeni tedavi yöntemleri geliştirilsin diyor. Yani böyle istiyor ama tedavi yöntemlerinin umut verici olduğu anlamını çıkaramayız burada. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri ağır basmaktadır? Yapılan araştırmalarda beton yolun asfalt yola göre 2 kat daha uzun ömürlü olduğu, %35 daha ucuza mal edildiği bilinmekte. Burada arkadaşlar beton yol ve asfalt yolu ne yaptı? Kesinlikle bir karşılaştırdı. Burada bir kesinlikle karşılaştırma söz konusu. Tamam. Aynı iklim koşullarında beton yolun performans açısından asfalt yoldan üstün olduğu, ayrıca beton yolların her mevsim ve koşulda yapılabildiği, gece görüşünün daha iyi olduğu görülmektedir. ABD'de %90, Belçika ve Hollanda'da da %50'lere ulaşan beton yol uygulamaları ülkemizde %3 civarındadır. Bu nedenle ülkemizde de son yıllarda beton yolların artırılması ile ilgili çalışmalar yapılmakta. %50, ondan sonra %90, %35, %3 ifadeleri de bizi nereye götürecektir arkadaşlar? Sayısal verilerden yararlanma düşünceyi geliştirme yollarına götürecektir sayısal verilerden yararlanma. Şimdi Şıklara bakıyoruz. A'ya baktığımızda karşılaştırma tanık gösterme yok. B'ye baktığımızda sayısal verilerden yararlanma ve karşılaştırma cevabımız bursa tanımlama yok. Örnekleme yok, benzetme yok. Cevap B şıkkı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakalım arkadaşlar tanım, karşılaştırma, koşul, amaç, alıntı. Coğrafya bilgisine sahip olmak toplumlar için de çok önemlidir. Büyük İslam bilgini İbn Haldun coğrafya kaderdir der. Coğrafya kaderdir ifadesi tırnak içerisine alındığı için bu bir alıntıdır. C şıkkını eliyoruz. Coğrafya nedir sorusunu sorduğumda yanıt alabiliyor muyum? Coğrafya nedir? Coğrafya kaderdir. Dolayısıyla bu da beni nereye götürecektir? Tanım ya da tanım cümlesine götürecektir. A şıkkını da eliyoruz. Eğer milletler yaşadıkları coğrafyaların önemini bilmezlerse kaderlerine de hükmedemezler. Bilmezlerse ifadesindeki ssa bizim için şart koşul kipidir. Dolayısıyla koşul cümlesi var. Bunu da eliyoruz. Örneğin Türkler Orta Asya'dan hayvancılığa dayalı kendilerine has bir kültür oluşturdu. Anadolu'da ise bakın Türkler Orta Asya ve Anadolu'da ise dedi. Buradaki iseden dolayı bir karşılaştırma yaptığını görüyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar karşılaştırmayı da bulduk. Şunu da şöyle bir eleyelim. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde benzersiz bir yerleşik medeniyet oluşturdular. Bu da Türklerin yaşadıkları coğrafi ortamın imkanlarını e, gerektirdiği gibi kullanma becerisine sahip bir millet olduğunun en önemli kanıtıdır. Bunların hepsini bulduk ama amaç yok. Cevabımız E. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Üçüncü kişinin anlatım vardır. Kişileştirme yapılmıştır. Deyime yer verilmiş, karşılaştırma yapılmıştır. Öyküleme tekniğine başvurulmuştur. Kendini ne zaman düşünse bir merdivenden iner görüyordu. Eli annesinin elinde küçük tırnakları yenmiş, kirli. Kirler kurşun kalemle çıkarılmış, kalem kaymış, tırnağı çevreleyen kapkara olmuş. O yüzden ağza acı geliyor. Bir şey tutarken kıpırdıyor, beli belirsiz sancıyor. Neyse, annesinin avucunda gizli ya, kimseler göremez. Azalan günün tarazlı uçları darmadan yayılmış göğe. Yaz bu demekti. El annenin eli içinde denizli akşam kokusu, kum, ıslak lokantalar, iskeleye giden yol. Sabah kalkınca hava güneşli. Parmaklarının ucuna basa basa perdeyi açarsın. Muşamba soğuktur. Ahşap evin kapısındaki demir indirilir. Artık gelen gelsin. Mutfak penceresinden sarmaşık görünür. Mutfak beyazdır. Geceden kalma bilgiçliğini sürdürür. Ceviz ağaçlarını salar. Mutfağın bilgiçliğini sürdürmesi, bilgiçlik sürdürmek insana ait bir şey. Burada arkadaşlar kişileştirme yapılmış bu bir. Üçüncü kişi anlatım da var. Gördüğünüz gibi gelsin, o gelsin, soğuktur, o soğuktur. Yani başına o kişisini getirebiliyorsak orada üçüncü kişili anlatım vardır. A şıkkında eliyoruz. Devam edelim. Bu Temmuz'u gözden kaçırmamalı. Her ayrıntıyı bir yana çivilemeli diyor. Gözden kaçırmak burada bizim için deyim. Tamamını bir hikaye gibi anlattı mı? Evet. Bir hikaye tarzı anlatım söz konusuysa orada öyküleme tekniği de yapılmış demektir. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Karşılaştırma yok. Cevabımız Denizli Şıkkı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangilerine başvurulmuştur? Dil, insanların duygularını, düşüncelerini, kelimelerle veya işaretlerle bildirdikleri anlaşma aracıdır. Şimdi arkadaşlar buraya dil nedir sorusunu sorduğumda yanıt alabiliyor muyum? Dil nedir? İnsanların duygularını, düşüncelerini, kelimelerle veya işaretlerle bildirdikleri anlaşma aracıdır. Buradaki dır dirden dolayı ve nedir sorusunu sorup yanıt alabildiğim için burada kesinlikle bir tanımlama olduğunu söyleyebiliriz. Evet tanımlamayı bulduk. Bu araç aynı zamanda insanlığın gelişimini sağlayan canlı bir yapıdır. Sürekli değişir, gelişir. İlk zamanlardan günümüze kadar siyasi ve toplumsal değişim, teknoloji, çeviri, yazarların dil tercihleri gibi birçok neden yazı ve konuşma dilini etkiler. Teyyare kelimesinin yerine uçan kelimesinin kullanılması Cumhuriyet dönemindeki siyasal yaşamın Türkçe'ye etkisidir. Belden yaşayan ve genellikle paçaları ayak bileklerine kadar inen giyecek anlamındaki pantolon kelimesi Türklerin batı kültürüyle temasta geçmesi neticesinde toplumsal gelişimin dile etkisidir. 20. yüzyılın başında Türkçe'de olmayan televizyon, radyo, e-mail, ve buzdolabı ütü gibi kelimeler teknolojinin dile etkisiyle bugün kullanılmakta. Burada arkadaşlar teyare sözcüğü olsun. Ondan sonra pantolon sözcüğü olsun. Yine uçak işte teyare kelimesinin yerine uçak kelimesinin kullanılması olsun. Metinde nedir arkadaşlar? Örnek verilen unsurlardır. Dolayısıyla metne baktığımızda benzetme yok. Bu yüzden e'yi eleriz. Karşılaştırma tanık gösterme yok. Benzetme olmadığı için şunları şöyle bir eleriz. Alıntı yapma da yok tanımlama ve örnekleme var. Cevabımız A şıkkı. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Buradaki anlatıma ve konuya aykırı bir cümle bulacağız arkadaşlar. Şöyle, aykırı cümle düşüncenin akışını bozar. Şimdi bakıyoruz. E, Rika'da yaşayan bir su kertenkelesi türü suyun altında 10 dakika boyunca kalabiliyor. Bu kertenkelenin su altında uzun süre kalabildiğini belgeleyen bir araştırma mevcut. Bu sıra dışı özelliğe sahip kertenkelenin su altında kalma sebepleri aslında çok sıradan avlanmak ve diğer avcılardan korunmak. Şimdi 1'e baktığımızda su kertenkelesinin su altında 16 dakika kaldığı hadisesi var. 3'e baktığımızda bu sıra dışı özellik neymiş sıra dışı özellik? Kertenkelenin su altında 10 dakika kalması olayı. Bu sıra dışı özelliğe sahip kertenkelenin su altında kalma sebepleri aslında çok sıradan bir ve avlanmak. 1 ve 3 birbiriyle alakalı ama ikiye baktığımızda bir araştırmadan bahsediyor. Yani aslında aykırı olan bir cümle midir? Evet çünkü 1'de ve 3'te araştırmayla alakalı bir şey yok ama 2'de bu konuyla alakalı, bu konuyu belgeleyen bir araştırmadan bahsettiği için aykırı davrandı. Diğer cümleleri okuyarak aslında karar verebiliriz net olarak. Bunu nasıl yapabildiğine gelince su altındayken başının üzerinde bir hava baloncuğu oluşuyor ve Hayvan bu baloncuk sayesinde nefes alıp veriyor. Burada hala su altında nasıl kaldığını anlatıyor. Yani araştırmayla alakalı bir durum yok. Ayrıca kertenkelenin boğazında ve başında yedek hava cepleri bulunuyor. Böylece hayvanın suyun altında kalma süresi uzayabiliyor. Hala aynı konudan bahsediyor. İki işi bozdu. Bu yüzden cevabımız Bursa şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki düşünceyi destekler niteliktedir? Gülmecenin işlevi insanları güldürme yoluyla düşündürmektir. Yaşadığımız toplum ve bu toplumsal yapı adaletli değildir ve içinde bulunduğumuz koşullar da güzel değildir. Adaletsizliklerden, çirkinliklerden kurtulmak için başta kendimiz olmak üzere çevremizi, toplumumuzu, dünyamızı değiştirme, özlem ve isteği yaratmalıyız. Yani şunu söylüyor. Negatif bir şey var ama bu negatif şey e, önce biz çevremiz, toplumumuz ve dünyamızı özlem ve istekle değiştireceğiz. Yani bu negatifi artıya dönüştürmek için ne yapacağız arkadaşlar diyor. Çaba sarf edeceğiz. Bunun için bir arzu, bunun için bir istek olmalı demek istiyor. Şimdi bakalım şöyle istek. Şimdi bakıyoruz. Sanatın bir ayağı bireyin iç dünyasında bir ayağı da dış dünyasında gezinir değil. Birey yaşadığı toplumdan bağımsız değildir ve onunla sürekli iletişim halindedir değil. Yaşanan dünya içinde pek çok aksaklığı barındırsa da bunları düzeltmenin bir yolu bulunabilir. Aksaklık dediğimiz eksi şey yani onu düzeltmenin bir yolu yani onu artıya geçirmek için bir çaba, bir istek, bir arzu olmalı demek istiyor cevabım C şıkkı. İnsanları ancak onların en sık yaptığı eylem üzerinden etkilemek mümkündür değil. Sanatçı hayata karşı kendine özgü bir duruşu olan bilinç sahibi bir kişidir bu da değil cevabımız C şıkkı. Bu parçada şiir ile ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şiiri farklı yaklaşımlar söz konusu olabilir. Şiirini tekneye, kurallara dayandıranlar olduğu gibi tamamen serbest yazanlar da olabilir. Ama asıl şiirin kelimelerle değil, imgelerle yazıldığını bilen şairler içinse durum farklı bir yerden anlam kazanır. Bu şairlere göre kelimeler imgenin somutlaşmasında oynayacağı role göre anlam kazanır. Bu rolü belirleyen ise kelimenin çağrışım gücü, yükü, anlam boyutları ve imge ile olan bağlantısıdır. Yani burada şunu söylemek istiyor arkadaşlar. Kelime çarpı yani kelime önemli değil. İmge dediğimiz şey hayali tasarımlardır değil mi? Yani imge önemli, hayal önemli demek istiyor. Şimdi bakıyoruz şıklara. Hayallerin düşüncelerle uyum içinde olması şiirin temelini oluşturur. Hayal ve düşüncenin uyum içinde olması hayır. Böyle bir şeyden bahsetmedi. Bir şair için Şiir hayallerini elle tutulur hale getirmek için bir araçtır. Bundan da bahsetmiyor. Şiir örgüsü hayatın gerçeklerini yansıtma şekline göre şekillenir değil. Şiiri şiir yapan kelimeler değil. O kelimelere hayat veren hayal gücüdür, hayallerdir. Yani hayal gücü eşittir imge. Kesinlikle cevabım Denizli şıkkı. Şiirde hayali ögeler ne kadar fazlaysa şiirin değeri o derece artar. Bundan da bahsetmiyor. Cevabımız Denizli. Bu parçada yazarın sosyal medyaya olan eleştirisi aşağıdakilerden hangisidir? Herkeste bir sosyal medya çılgınlığı türemiş ve insanlar sosyal medya olmadan yaşayamaz hale gelmiş. Bazı kavramların sosyal medya üzerinden İçi tamamen boşalmış, örneğin paylaşmak, sahip olduğunu başkalarına da vermektir, cömertliktir, yoksulun halinden anlamaktır. Oysa sosyal medyada kullanılan paylaş ifadesi bu tanımlardan tamamen uzak. İnsanlar yemeklerini yoksullarla paylaşmak yerine sosyal medyada paylaşıyor. Hatta iyiliği bile paylaşmayacaksa yapmıyor diyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar, toplumdaki huzuru ve barışı temel değerlere saldırarak, yaralaması. Bundan bahsetmiyor aslında. Dolayısıyla bunu ne yapıyoruz? Eliyoruz. İnsanlar arasındaki iletişimi zayıflatarak toplumsal çözülmeye yol açması. Toplumsal çözülmeye yol açmaya alakalı da bir şey yok. Bireyi yalnızlaştırarak kendi dünyasına hapsederek istediği gibi yönlendirmesi hayır değil. Bağımlılık haline gelerek insanları bazı değerlerden uzaklaştırması Bundan bahsediyor arkadaşlar. Çünkü bu paylaşmak diyor. Bir ekmeği paylaşmaktır aslında diyor. E, cömertliktir. Yoksulun halinden anlamaktır. Ama sosyal medyadaki paylaş ifadesi diyor. Yaptığın iyiliği bile göstermek. Çünkü göstermiyorsan paylaşmıyorsun. Ya da ee, yemeklerini insanlarla paylaşmak yerine sosyal medyada paylaşmak. Hem yalnızlaşmış oluyorsun hem bu bağımlılık haline geliyor hem de insanlar arasındaki bu paylaşma gibi değerlerden uzaklaştırıyor sosyal medya diyor. Bu yüzden cevabımız Denizli. Gösterişi yaygınlaştırarak hayatı tek düze bir hale getirmek. Gösterişe vurgu yapıyor ama hayatı tek düze hale getirmekle alakalı bir şey olmadığı için bunu da eliyoruz. Cevabımız Denizli. İyi bir çocuk kitabı hayatın olumsuz yönlerini, olumlu yönlerini göstererek anlatmalı ve ideal olanı pekiştirmelidir olumsuz yönlerini, olumlu yönlerini göstererek anlatmak. Düşüncesiyle parçalarından hangileriyle örtüşmektedir? Yani aynı doğrultudadır. Yani hangisi destekler bu düşünceyi demek istiyor. Değerler eğitimi serisi, iyimserlik, arkadaşlık, yardımseverlik gibi değerleri hayvan karakterleri üzerinden anlatır. Bu hikayeler mutlu sonla bitirilerek umut aşılanır ama burada olumsuz bir durum olmadığı için bunu bire eliyoruz. Elif'in başından geçenlerin birer kitap haline geldiği seride özellikle yabancılarla gidilmez kitabı dikkat çekiyor. 5 yaşındaki Elif tanımadığı birinden nasıl kaçması gerektiğini öğreniyor. Burada da olumsuz bir durum yok. Burada daha çok bir öğüt verme var gibi. Küçük Prens her ne kadar çocuk kitabı gibi görünse de herkese hitap eden bir kitaptır. Sevgi duygusu bir güle olan bağlılık çerçevesinde işlenir. Tilki ise ehlileştirilen bir dosttur. Bu da değil bunu da eliyoruz. Momo modern hayatın insanlar üzerindeki baskısını anlatan bir çocuk kitabıdır. Ancak kitap bu katmanı en alta gizleyip çocuksu imgelerle aslında nasıl bir toplum olunması gerektiğini anlatmış. Kesinlikle bu olabilir arkadaşlar. Çünkü neden? Modern hayatın insanlar üzerindeki baskısı eksi bir şey. Ama diyor bu kitap bunu en alta gizleyip yani olabildiğince bunu hissettirmeden çocuksu imgelerle aslında nasıl bir toplum olması gerektiğini aslında eksiden artıya bir nasıl yapmamız gerektiğini anlatan bir kitaptır. Dolayısıyla bu yukarıdaki metinle örtüşüyor. Hayat iyisiyle kötüsüyle bir bütündür. Bazı kitaplarsa kötüyle baş etmenin yolunu kötüyü hiç anmadan da anlatabilir. İşte Pollyanna böyle bir kitap kesinlikle doğru. Yani olumsuz bir şey vermek istiyorsan onu e, olumlu yönlerini göstererek vermekten bahsediyor. Cevabım 4 ve 5 yani E şıkkı. Bu parça iki paragraf ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? İkinci paragraf dediği için arkadaşlar bizim bir giriş cümlesi bulmamız gerekiyor. Daha çevreci yaklaşımlar için dünya ülkeleri artık önemli adımlar atıyor. Ancak görünen o ki plastik malzemelerin eşsiz özelliklerinden faydalanmaktan vazgeçmek pek de mümkün olmayacak. Zaten pek de dediği için de daha bir bağlaç ve burada giriş cümlesi bağlaçlarla başlamaz ve ancakla başlamaz. Dolayısıyla bir de ve iki de zaten herhangi bir şey yok. Bu nedenle plastik üretimi ve kullanımının daha çevreci düzenlemeler ve yaklaşımlar çerçevesinde geliştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle diye bir giriş cümlesi olamayacağı için üçü de eliyoruz. Plastik malzemelerin büyük çoğunluğu petrol bazlı olarak üretiliyor. Bu arkadaşlar bizim için bir giriş cümlesi olabilir ama arkasından gelen cümleler kendisiyle alakalı olmalı. Şimdi bakıyoruz. Sahip oldukları üstün özellikleri sayesinde çok çeşitli alanlarda kullanılan plastik malzemeler genel olarak doğadaki kalıcılıkları sebebiyle kirliliğe yol açıyor. Plastik malzemeler de benim bu giriş cümlesinde anahtar kelimem. 5'e baktığımda yine plastik malzemeler anahtar kelimesini görüyorum. Plastiklerin üretim ve kullanımına ilişkin yetersiz politikalar, istenilen düzeyde gerçekleştirilemeyen geri dönüşüm ve yeniden kullanım sağlama çalışmaları bu kirliliğin günümüzde çok ciddi boyutlara ulaşmasına neden oluyor. Yine burada plastik malzemelerden bahsediyor arkadaşlar. Yani dörtten itibaren hem yeni bir konuya giriş yaptı hem de bunu bir giriş cümlesi olarak alabiliyoruz. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki parçalardan hangisi bilimin ilerlemeci yapısı onu güvenilmez bir zemine taşır mı sorusuna cevap vermektedir. Bilim insanları dünya hakkında gözlem ve deneye dayalı bilgi üretmek için eğitilmişler. Bu konuda uzmanlaşmışlardır. Nasıl tesisat işinden tesisatçı anlarsa bilgi üretiminden de bilim insanları anlar. Çünkü işleri budur. Bu elbette başka hiç kimse bilgi üretemez anlamına e, gelmez diyor. Burada bilgi üretmekle alakalı bir soruya yanıt vermiştir. Yani buradaki soruyla uyuşmamakta ayı eliyoruz. Bilimsel bilgi daha makaleye dönüşmeden önce genellikle diğer uzmanlara gönderilir ve tartışılır. Gerekli düzeltmeler yapılır. Daha sonra yayınlanmak üzere bilimsel bir dergiye gönderilir. Editörlerinin değerlendirilmesinden geçer. Buna rağmen bir makale bile bazen hata içerebilir. Burada da işte bilimsel bir bilginin hata içerip içermemesi ya da kaç kişi tarafından tartışıldığı, gerekli düzeltmelerle alakalı. Yani aslında burada bilginin geçerliliği ile alakalı bir şey var. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Bu soruya yanıt vermiyor. Sürekli kendini güncelleyerek ilerleyen bilim yanılabilir. Bir insan faaliyetidir ama kendini denetlemeye, hatalarını düzeltmeye programlanmış bir sisteme sahiptir. Dolayısıyla bilimin ürettiği bilgi bir denetim ve değerlendirme süzgecinden geçerek güvenilir hale gelir. Burada arkadaşlar bu olabilir. Neden? Çünkü anahtar kelimeye dikkat ettiniz. Güvenilmez bir zemine mi taşır? Burada diyor ki belli denetim ve değerlendirmelerden geçerek güvenilir hale gelir. Şimdi soruyu sorup doğru yanıtı verelim. Bilimin ilerlemeci yapısı onu güvenilmez bir zemine taşır mı? Sürekli kendini güncelleyerek ilerleyen bilim yanılabilir bir insan faaliyetidir. Ama kendini denetlemeye, hatalarını düzeltmeye programlanmış bir sisteme sahiptir. Dolayısıyla bilimin ürettiği bilgi bir denetim ve değerlendirme süzgecinden geçerek güvenilir hale gelir. Kesinlikle C şıkkı sorulan soruya cevaptır. Bilimsel bir toplum, e, topluluğun üyesi olabilmek için uzun ve zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlamak gerektiğini çoğu insan bilir. Bu süreçte aday sadece kendi disipliniyle ilgili bilgi ve beceri edinmez. Genel olarak bilginin nasıl denetlendiğini ve bilimsel başarı ölçütlerinin neler olduğunu da öğrenir. Bu değil tabii ki bunu da eliyoruz. Bilime özgü etik norm ve değerlerin varlığı her bilim insanının söz konusu normlara her zaman uygun davrandığı anlamına gelmez. Ama o normları çiğnediği zaman bir yaptırımla karşılaşacağı anlamına gelir. Bu bilimin kendi özgü ödül ceza sistemini ceza kısmıdır. Ödül ise saygınlıktır. Bunu da eliyoruz arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor arkadaşlar. Bu tarz sorularda tabii ki anahtar kelimelere dikkat ediyoruz. Çünkü anahtar kelimelerle köprü kuracağız cümleler arasında bakalım. Anı dediğimiz şeyler Epizodik bellekte olayların birbirine bir hikaye bağlanması ile bağlanmasıyla oluşturuluyor. Hikayeleştirilen olaylar çok daha uzun süreler hatırlanabiliyor. Başka hayvanların da bizim gibi anılarını gözünde canlandırıp canlandıramadıklarını ise henüz tam olarak bilmiyoruz. Bildiğimiz şey hayvanların eskiden bilim insanlarının düşündüğü gibi şimdiki zamana sıkışıp kalmış olmadıkları geçmişlerindeki olayları belli bir süre hatırlayabildikleri nokta 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 bu boşluğa belli ki bir şeyler gelecek. İnsan dışındaki hayvanlar zihinlerinde bizim gibi geçmişe yolculuk edebiliyorlar mı? Yoksa geçmiş olaylara daha farklı biçimde mi erişiyorlar? Bunu önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalar gösterecek. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Bu durum hayvanlarla insanlar arasındaki iletişimi etkileyecek gibi görünüyor. Bakalım mı? Şuradan okuyalım be şuradan bildiğimiz şey hayvanların eskiden bilim insanlarının düşündüğü gibi şimdiki zamana sıkışıp kalmış olmadıkları geçmişlerindeki olayları belli bir süre hatırlayabildikleri bu durum. Hayır başlayamaz bu şekilde. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Oysa olaylar birbiriyle ilişkilendirilemiyor ve çabuk unutuluyor. Hayır. Çünkü hatırlanmaktan bahsediyor. Ama bu hatırlamanın doğasının nasıl ortaya çıktığı henüz netleşmiş değil. Bunu getirebiliriz çünkü neden? Belli bir süre hatırlayabiliyorlar. Hatırlama anahtar kelimesini yakaladım. Ama bu hatırlamanın doğasının nasıl ortaya çıktığı henüz netleşmiş değil belli bir süre hatırlayabiliyor ama devamında netleşmiş değil anlamı da getirilebilir. Hem anlamına göre hem de anahtar kelimeye göre C şıkkını getirebiliriz. Geçmişe yolculuk edebilmemizi sağlayan bu sisteme epizodik bellek deniyor değil arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. Mesela herkes nerede ne zaman doğduğunu bilir ama hiç kimse doğumunu hatırlayamaz. Bunu da eliyoruz. Cevabımız C şıkkı. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Kökeni Yunanca'ya dayanan polimer ismi çok parçalı, çok parçadan oluşan anlamına geliyor. Polimer ismi neymiş? Çok parçalı, çok parçadan oluşan. Polimerin ne olduğunu söylediği için tanımlama vardır diyoruz. E şıkkına eliyoruz. Bu isimlerin polimerin oluşumunda yer alan pek çok küçük molekülün birbirine eklenmesini ifade ediyor. Tıpkı yapı oyuncaklarında birbiriyle aynı blokların birbirine eklenmesi gibi. Yapı ile arasında bir karşılaştırma yaptığı için C şıkkında eliyoruz. Karşılaştırmada gitti. İşte polimer molekülleri de aşağı yukarı bu şekildedir. Elbette elde edilen yapı her zaman düz bir zincir şeklinde olmaz. Örneğin bazı yerlerinde dallanıp budaklanır. Bazen iki zincir arasındaki belli bölgeler birbirine küçük zincirlerle bağlanır. Zaten örneğin dediği için burada örnekleme de var. Bazen merdivene benzer yapılar elde edilebilir. Merdivene benzetme dolayısıyla burada benzetme de var arkadaşlar. Abartma yok. Cevabımız B şıkkı. Bu sözler aşağıdaki soruların hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Her bilimsel çalışmada olduğu gibi ilkin çalışmanın konusunu tanımakla başlamalıyız. Önce bilincin tutarlı bir tanımını yapmak isteriz. Ne var ki burada bir engelle karşılaşırız. Bilinç tam olarak nedir? Bilinçli olmaktan bahsettiğimizde genellikle farkında olmaktan söz ederiz. Bilinç ve farkında olma karşılıklı yer değiştirdiğinde çoğu zaman bir anlam kaybına yol açmaz. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar, bilinç kavramına bilimsel olarak nasıl yaklaşabiliriz? Bu soruyu sormuş olabilir çünkü neden? Her bilimsel çalışmada olduğu gibi ilkin çalışmanın konusunu tanımakla başlamalıyız. Yani bu şekilde yaklaşabiliriz diyor. Önce bilincin tutarlı bir tanımını yapmak isteriz. Ne var ki burada bir engelle karşılaşırız. Bilinç tam olarak ne? Aslında bilinç kavramıyla alakalı bir cevap vermiş arkadaşlar. Daha sonra demiş ki bilinçli olmaktan bahsettiğimizde Genellikle farkında olmaktan söz ederiz. Bilinç ve farkında olma karşılıklı yer değiştirdiğinde çoğu zaman bir anlam kaygına yol açmaz. Yani bilinç kavramına bilimsel olarak nasıl yaklaşabiliriz sorusuna karşılık vermiş olabilir cevabımız A. Bilimsel çalışmanın belli başlı özellikleri nelerdir? Bilimsel çalışmanın özelliğini bahsetmemiş. Yani böyle bir özellik vermemiş. Bilinç kavramı deney ve gözlem yoluyla elde edilen verilerle tanımlanabilir mi? Deney ve gözlem yok böyle bir şey. Dolayısıyla bunu da ediyoruz. Bilinç üzerine yapılan çalışmaların kapsamı ve amacı nedir? Kapsam ve amaç böyle bir şey de yok. Bunu da ediyoruz. Bilimsel yöntemler soyut kavramların araştırılmasında kullanılabilir mi? Böyle bir şeyden de bahsetmiyor. Cevabımız A şıkkı. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Avustralya kıtasını Eylül ayından beri kasıp kavuran, insanlar tarafından kurtarılan koalaların adeta sembolü haline geldiği orman yangınları devam ediyor. Rekor kıran sıcaklıkların ve aylarca süren kuraklığın zemin hazırladığı bir dizi büyük orman yangını haberi hazırladığımız Ocak ayının 3. haftasındaki istatistiklere göre en az 20 kişinin ölümüne 11 milyon hektara yakın çalılık orman ve park alanının yanmasına ve tahminen 1 milyardan fazla hayvanın ölümüne sebep oldu. Şimdi bakıyoruz aşıkkına. Avustralya kıtasında her yaz büyük yangın ormanları meydana gelmekte. Her yaz olduğu ifadesi yanlış. Dolayısıyla aşıkkını Eliyoruz. Avustralya kıtası yangınlarıyla ve koalalarıyla tanınmaktadır. Böyle bir şey de söylemediği için Bursa şıkkında eliyoruz. Sıcaklıkların rekor kırdığı yıl çıkan yangınlarda en çok koalalar zarar görmüştür. Bunu da söyleyemeyiz arkadaşlar. Yani çünkü diğer hayvanlar ne kadar zarar gördü bilmiyoruz. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Çıkan yangınlarda hayvanların çoğu insanlar tarafından kurtarılmıştır. Böyle bir şeyden de bahsetmediği için denizli şıkkında eliyoruz. Aylardır söndürülemeyen yangınlar doğal nedenlerle ortaya çıkmıştır. Bunun olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olur çünkü zaten burada anlatıyor rekor kıran sıcaklıkların ve aylarca süren kuraklığın zemin hazırladığı bir dizi büyük orman yangını. Değil mi? Yani doğal nedenlerle ortaya çıkmış ve aylardır söndürülemiyormuş. Cevap E şıkkı. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İnsanların uzun yaşaması arzu edilen bir durumdur ancak uzun zaman yaşayan insanlarda bazı sağlık sorunlarının olması sağlık hizmetlerine gereksinimi artırmıştır. Bu durum sağlık hizmetlerinin amacını erken yaştaki ölümleri önlemek ve yaşamı uzatmak noktasını taşımıştır. Ve bu amaç yaşamı yıllar katın şeklinde ifade edilmiştir. Bununla birlikte her insan yaşlandığı için sağlık sorunu yaşamak durumunda değildir. Bazı insanların bu konuda şanslı ve dikkatli olması yeni bir gereksinimi doğurmuştur. Herhangi bir sağlık sorunu olmadan sağlıklı birey olarak ileri yaşlara kadar yaşamak için sağlıklı yaşlanma programları geliştirilmeye başlanmıştır. Bu amaçla yaşama yıllar katın ifadesi farklı bir bakış açısıyla değiştirildi diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Her insan bir gün yaşlanacaktır. Tamam ama metinde bunu söylemiyor. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Yaşlılık fiziksel değil, ruhsaldır. Hayır, bunu da söylemiyor. Yaşınızı gösterin, yaşınızı yaşayın böyle bir şey de değil arkadaşlar. Yıllara yaşam katın. Bunu söylemek istiyor. Yani yaşama yıllar katın değil, sağlıklı yaşlanabilmeniz için diyor. Yıllara yaşam katın. Yani yaşadığınız yılları sağlıklı bir şekilde değerlendirin, geçirin demek istiyor. Cevabımız Denizli şıkkı. Her yaşın bir güzelliği vardır bu da değil. Cevap Denizli. Aşağıdaki yargılardan hangisinin bu diyalogdaki yazarın özgünlük anlayışıyla örtüştüğü söylenebilir? Yani aynı doğrultuda olduğu söylenebilir diyor. Gazeteci bir yazar özgün olduğunu nasıl anlayabilir? Yazar her şeyden önce yazarın yeni diye bir şey olmadığını bilmesi gerekir. Her ürün kendinden öncekilerin değiştirilmiş halidir. Yani özgünlük yoktur demek istiyor yazar burada gazeteci. O halde özgün olma kaygısı gereksizdir. Öyle mi? Yazar, böyle bir kaygı yoktur aslında. Her işte olduğu gibi yazarlıkta da kişi önce kendini keşfetmelidir. Kendini ancak bu şekilde ortaya koyabilir ve böylece özgün olur. Çünkü her insan farklıdır. Yani kendini tanırsa, kendisinin farklı olduğu bilincine varırsa zaten özgün olmuş olur. Çünkü her insan birbirinden farklıdır demek istiyor. Bakıyoruz. Her yazar insan olma noktasında benzerdir ancak bir yazarı diğerlerinden ayıran, onu kendisi yapan özelliklerinin farkında oluşudur. Kesinlikle cevabım A şıkkı. Yani kişi kendini keşfederse diğer insanlardan farklı olduğunu görür ve özgün olur demek istiyor. Cevap A. İnsanlar birbirine benzer yazarlarda insanları birbirinden ayıran hayatları yazarları ise hayat görüşleridir yanlış böyle bir şeyden bahsetmiyor. Bilinç düzeyi yüksek insanlar insanları daha iyi anlar ve bu anlayış onları farklı bir yazar yapar değil. Yaratıcı olmak için öncelikle etrafta olan bitene karşı duyarlı olmak ve bunlara farklı yaklaşımlar geliştirmek gerekir bu da değil. Özgün yazarlar kendinden öncekilerin taklidini yaparak işe başlar ancak hayatın farklı gereksinimlerini keşfederek yenilenir. Hayır. Bundan da bahsetmediği için cevap A şıkkı. Bu parçadan hareketle parçada bahsedilen yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Düşünceyi geliştirme yollarından örneklemeyi kullanarak Latin Amerika ülkelerinden birinde yaşanan bir olayı anlatan yazar eserlerinde toplumdaki tatile gitme baskısının ciddiyetini vurgulamıştır. Son paragrafta yazar İstanbul'u benimseyerek Yaz mevsiminde hissettiği yalnızlık, hüzün duygusu ve öfkeyi dile getirmiştir. Metin boyunca cennet köşesi olarak nitelendirilen yaz tatilleri mekanlarının İstanbul'da kalmak yerine tercih edilmesi yazarı üzmektedir diyor arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda aslında İstanbul hayatına değer verdiğini gösteriyor değil mi? Çünkü İstanbul'u benimsemiş, yaz mevsiminde hissettiği yalnızlık, hüzün, duygu ve öfkeyi dile getirmiş. Metin boyunca da cennet köşesi olarak nitelendirmiştir İstanbul'un yaz tatili mekanlarını. Şimdi bakalım. Yazar yazları tatile gidemediği için gidenlere kızgındır. Değil. Eserlerinde sık sık örnekler vererek konuyu daha anlaşılır kılmaktadır. Değil. Toplumsal baskının edebi eser üretmeye teşvik ettiğini düşünmektedir. Hayır. İstanbul'u hayatın önemli bir parçası olarak görmektedir. Kesinlikle cevabımız Denizli Şıkkı. Eserlerinde İstanbul dışında yaşananları anlatmaktadır. Bu da değil. Cevap Denizli. Bu sözleri söyleyen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Sanatçıların güçlerini toplumda yaşanan bir takım haksızlıkların, yanlışların giderilmesi konusunda harcamalarının faydalı olacağına inanıyorum. Ama bu benim fikrim. Herkesin benim gibi düşünmesi gerekmiyor. Sanatçıların toplumu iyileştirecek, dönüştürecek, barıştıracak bir güçleri varsa bu gücü niye kullanmasınlar? Ha... Hiç sesini çıkarmayanlar var. Onları da eleştirmiyorum. Demek ki konuşacak kadar bunalmış değiller. Bir gün gelir konuşurlar. Yani burada şunu söylemek istiyor arkadaşlar. Sanatçıların güçlerini toplumda yaşanan bir takım haksızlıkların, yanlışların giderilmesi için e, kullanmaları gerektiğini düşünüyorum ama bu benim fikrim. Herkes benim gibi düşünecek değil. Bazılarını da eleştirmiyorum çünkü konuşacak kadar bunalmışlar. Yani çok şey yapmışlar aslında bu zamana kadar diyor. Yani herkes benim gibi düşünmek zorunda değil. Düşüncelerini dile getirme konusunda tedirgin olduğuna tedirgin değil. Hayır bunu eliyoruz. Başkalarıyla aynı fikirlere sahip olmayı zenginlik olarak gördüğüne başkalarıyla aynı fikirde olmak zorunda değilim diyor zaten. Bunu bir zenginlik olarak görmüyor. B şıkkını da eliyoruz. Kendisi gibi düşünmeyenleri anlayışla yaklaştığına kesinlikle doğru çünkü onları eleştirmiyorum yani sesini çıkarmayanlar var. Herkes benim gibi düşünmek zorunda değil. Benim gibi düşünmeyenleri de eleştirmiyorum diyor cevabım C. İnsanların sadece sıkıntı yaşadıklarında konuşmaları gerektiğini düşündüğüne değil sanatçı olmanın sorumluluklarını yerine getirenleri değerli bulduğuna bu da değil cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki örneklerden hangisi bu parçada anlatılanlara göre geçerli bir değerlendirme değildir? Yazarı tanımak için birçok kez okumak gerekir. Belli öyküleri ise sonsuza dek okumak. Örnek okur şöyle yazarın kendisinden istediklerini anladığında tam anlamıyla örnek okur olur. Tamam. Ampirik okur öyküyle özdeşleşen hatta kendi amcasıyla yengesinin başından geçen olayları romanda gördüğüne inanandır. Eseri yazılış amacından bağımsız değişik niyetlerle okuyabilir. Örtük okur ise Metnin çok sayıdaki potansiyel bağlantılarını açığa çıkaracak okurdur. Bu bağlantılar zihin tarafından yaratılır, metnin kendisi değildir. Kırmızı şapkalı kızı okuyan örnek bir okur bunun bir masal olduğunu, dolayısıyla kurtların konuştuğu bir dünyada hareket ettiğini bilir. Evet arkadaşlar, çünkü yazarın kendisinden istediklerini anladığında tam anlamıyla örnek okur olur diyor. Kesinlikle bu doğru bunu eliyoruz. Ampirik okur Stephen King'in bir korku romanını okuduğunda kitabı kapattığı andan itibaren gerçek dünyaya döner diyor. Bundan bahsetmiyor arkadaşlar. Ampirik okur öyküyle özdeşleşiyor. Yani gerçek dünyayı öykünün içinde arıyor aslında. Bu yüzden cevabım Bursa şıkkı. Gerçek hayattaki Baker Street'e kitaptaki Sherlock Holmes'un evini aramaya giden okurlar ampirik okur olur. Doğru arkadaşlar. Çünkü kitabın etkisinde kaldıktan sonra ne yapıyorlar? Kitabı kapattıktan sonra e, evi yani gerçeği aramaya koyuluyorlar. Dolayısıyla bu ampirik okurdur. C şıkkında eliyoruz. Balıkçı ve oğlu kitabını okuyan örtük okur. Kitaptaki baba ve oğuldan yola çıkarak insan ilişkilerini keşfeder. Örtük okur arkadaşlar. E, metindeki bağlantıları açığa çıkarmaya çalışır. Bu bağlantılar zihnin e, tarafından yaratıldığına inanır ve metnin kendisiyle alakalı değildir. Yani kitaptaki baba ve oğuldan yola çıkıp insan ilişkilerini keşfediyor. Kitaptan bağımsız bir şekilde. Dolayısıyla bu da doğru. Mitoloji kitabını okuyan örnek okur olağanüstülüklere kapılmak yerine bunların hayata anlamlandırma yolu olduğunu bilir. Kesinlikle doğru. Bunu da eliyoruz. Cevabımız Bursa şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada savunulanları destekler niteliktedir? Bir eser yazardan bağımsız değildir. Onun dünyasının bir parçasıdır diyor aşıkkı. Tamam. Eser fikri yazarın zihninde oluşmaya başladığından itibaren artık özgürdür. Tamam. Yazar eserini bir amaç etrafında şekillendirerek yazar ve buna bağlı kalır. Tamam. Yazar olmak için uzun ve meşakkatli bir yolda yürüyecek olmanın bilinci gerekir. Tamam. Eser ortaya konduktan sonra okurun olur ve onun dünyasına göre şekil alır. Tamam. Şimdi metne dönüyoruz. Yazarken sisler arasındayım. Temeli, ana ekseni biliyorum. Bir cehalet ya da cesaretle yazılan ilk cümlenin ardından hemen ikinci cümle takip ediyor. Ardından üçüncü cümle ve artık siz yazdığınız ilk cümleye bağlısınız. Böylece metin giderek sizi kendine hapseder. Tüm cümlelerin oluşturduğu müzik hem kendi içinde hem de genele uygun olmalıdır. Roman yazmak, beste de yapmak demektir aynı zamanda. Romancı, metnini yazdıktan sonra bu ses uyumunu kontrol etmek için yüksek sesle okumalıdır. Açık ve kapalı heceleri bu sesli okuyuşta kontrol etmelidir. Daha sonra anlama yoğunlaşılır, arkadan müzik devam eder diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Bir eser yazardan bağımsız değildir, onun dünyasının bir parçasıdır diyor. Dolayısıyla bu yanlış arkadaşlar bunu eleyebiliriz. Eser fikri yazarın zihninde oluşmaya başlandığından itibaren artık özgürdür. Bunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü diyor ki, ardından diyor, pardon, önce diyor ki ilk cümlenin ardından ikinci cümle takip ediyor. Ardından üçüncü cümle ve artık siz yazdığınız ilk cümleye bağlısınız. Yani sen burada ilk cümleyi yazdın. Tamam sen burada yazarsın bu senin eserin diyor. Arkasından gelen 2, onun arkasından gelen 3, onun arkasından gelen 4'e artık yetişemiyorsun. Neden? İlk cümleyi sadece sen başlattın ve onun dışındaki kısımlar artık kendiliğinden oluşmaya başlandı. Yani özgür cümleler olarak birbirinin devamını sağladı. Eser fikri yazarın zihninde oluşmaya başlandığından itibaren artık özgürdür demek istiyor. Cevabımız Bursa şıkkı. Yazar eserini bir amaç etrafında şekillendirerek yazar ve buna bağlı kalır. Burada bir amaçtan bahsetmediği için C şıkkını eliyoruz. Yazar olmak için uzun ve meşakkatli bir yolda yürüyecek olmanın bilinci gerekir. Bundan da bahsetmiyor. Eser ortaya konduktan sonra okurun olur ve onun dünyasına göre şekil alır. Bundan da bahsetmiyor. Cevabımız Bursa şıkkı. Bu parçanın yazıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yazarken sisler arasındayım. Temeli ana ekseni biliyorum. Bir cehalet ya da cesaretle yazılan ilk cümlenin ardından hemen ikinci cümle takip ediyor. Ardından üçüncü cümle ve artık siz yazdığınız ilk cümleye bağlısınız. Böylece metin giderek sizi kendine hapseder. Tüm cümlelerin oluşturduğu müzik hem kendi içinde hem de genele uygun olmalıdır. Roman yazmak, beste de yapmak demektir aynı zamanda. Romancı metnini yazdıktan sonra bu ses uyumunu kontrol etmek için yüksek sesle okumalıdır. Açık ve kapalı heceleri bu sesli okuyuşta kontrol etmelidir. Daha sonra anlama yoğunlaşılır ve arkadan müzik devam eder diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda olay örgüsünü ön planda tutar değil. Öznel değerlendirmelerini eserine aktarır değil. Oluşturduğu kurgudan sapmadan yazar değil. Eserlerinin ahenk ve içeriğine önem verir. Anlama yoğunlaşmak arkadaşlar İçeriktir değil mi? Yani eserin anlamı konusu. Ses uyumu da bizim için ahenktir. Bu iki anahtar kelimeden ben bunları yakaladım. Cevabım Denizli. Özgünlük noktasında oldukça titizdir. Bu da değil. Cevabımız Denizli Şıkkı. Bu parçadan hareketle Ahmet Muhib Dranas ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dönemine göre daha çağdaş olduğu için kendinden sonraki birkaç kuşağı etkileyebildiği şiirlerinde... Farklı ifadeler ve düşünce yönü ağır basan derin anlatımların dikkat çekti. Farklı şairlerden etkilense de şiirini kendi kanatlarıyla uçurmayı başardı. Şiirleri az olmasına rağmen dil ve üslubundaki özgünlükte kalıcı olmayı başardı. Yenilikçi yaklaşımlarını geleneksel şiir kalıpları içinde uygulayarak çağdaşlığı yakaladı. Bakalım. Ahmet Muhip Dıranas kendinden bir iki kuşak sonrası şairler üzerinde uzun süre etkili olan bir şairdir. O da hocası Ahmet Hamdi Tanpınar gibi az yazmış, seyrek yayımlamış şiirlerini şiire başladıktan sonra, neredeyse 50 yıl sonra kitap e, sonra kitaplaştırmıştır. Ahmet Haşim ve Ahmet Hamdi Tanpınar'dan aldığı etkileri sanatına yedirerek özgün bir şiire ulaşmıştır. Hece ölçüsü sınırlarında kalarak ama durak ve vurgu yerlerini değiştirerek, Geleneksel çağdaşlığı yakalayan, çağrışım gücü yüksek, yurdu, insanı ve doğasıyla barışık, alışılmadık değiş örgüsüyle unutulmaz şiirler yazmıştır. Şiirlerinde aşk, tabiat, ölüm, hatıralar, sığ olmayan bir anlatımla ve düşündürücü boyutlar içinde verilmiştir. Şimdi çağdaşlığı yakaladığı için şöyle bir e el şıkkını eliyoruz arkadaşlar dil ve üslubunu yani kendine özgün bir şiir diline ulaştığı için değil mi? Şöyle bir denizli şıkkını eliyoruz. Farklı şairlerden etkilense de şiirini kendi kanatlarıyla uçurmayı başardı. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan ve Ahmet Haşim'den etkilenmiş Onlardan tabii ki etkilenmiş, esinlenmiş ama yine de özgün bir şiir dili oluşturmuştur. Yani şiirini kendi kanatlarıyla uçurmuştur. Şöyle bir C şıkkında eliyoruz. Şiirlerinde farklı ifadeler ve düşünce yönü ağır basan derin anlatımlar dikkat çektiği diyor. Şimdi baktığımızda çağrışım gücü yüksek, yurdu, insanı ve doğası ile barışık, alışılmadık değiş örgüsüyle unutulmaz şiirler yazması tabii ki farklı ifadeler ve düşünce yönü ağır basan derin anlatımların dikkat çektiğini de şöyle söyleyebiliriz. Bursa şıkkında eliyoruz. Cevabımız A şıkkı. Bu parçada Ahmet Muhip Dranas'ın gelenekselde çağdaşlığı yakalaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmıştır? Konu seçimindeki duyarlılıkla, şiirde biçimsel değişiklikler yapmasıyla, Ahmet Haşim'in etkisinde kalmasıyla, özgün bir üsluba sahip olmasıyla, etki gücünün yüksek olmasıyla. Ahmet Muhip Dranas kendinden bir iki kuşak sonrası şairler üzerinde uzun süre etkili olan bir şairdir. O da hocası Ahmet Hamdi Tanpınar gibi az yazmış, seyrek yayınlamış, şiirlerini şiire başladıktan sonra neredeyse 50 yıl sonra kitaplaştırmıştır. Ahmet Haşim ve Ahmet Hamdi Tanpınar'dan aldığı etkileri sanatına yedirerek özgün bir şiire ulaşmıştır. Hece ölçüsü sınırlarında kalarak ama durak ve vurgu yerlerini değiştirerek gelenekselde çağdaşlığı yakalayan, çağrışım gücü yüksek, yurdu, insanı ve doğası ile barışık, alışılmadık değiş örgüsüyle unutulmaz şiirler yazmıştır. Şiirlerinde aşk, tabiat, ölüm, hatıralar sığ olmayan bir anlatımla ve düşündürücü boyutlar içinde verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi şu altın çizdiğim kısma dikkat. Hece ölçüsü sınırlarında kalarak ama durak ve vurgu yerlerini değiştirerek gelenekselde çağdaşlığı yakalamış diyor. Şimdi buraya baktığımızda bu işte hece ölçüsü olsun, durak olsun, vurgu olsun bunlar şiirin biçimsel özellikleridir değil mi? Buradan biz neyi yakalayacağız? Şiirde biçimsel değişiklikler yaparak çağdaşlığı yakaladığını söyleyebiliriz. Cevabımız bursa. Konu seçimi değil, Ahmet Haşim'in etkisi değil, özgün üslup değil, etki gücünün yüksek olması da değil. Dediğim gibi hece ölçüsü sınırında kalarak yani hece ölçüsüyle yazarak Durak ve vurgu yerlerini değiştirerek gelenekselde çağdaşlığı yakalamıştır diyebiliriz. Bu da şiirde biçimsel değişiklikler demek. Cevabımız Bursa şıkkı.